Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay armiyası Yaponiyaya təhdid saldı. Xitay dəniz qırğığı mühafizət qismi Yaponiyaya təhdid salıb, Xitay armiyasının uruş qılışdan qorxmaydığanlığını jar saldı. Fransiya xalqaro radiosining 10 dekabr xabar qilishicha, Xitoy armiyasi Xitoy dengiz qirg'og'i muhofizat qismining bayonotchisi Sinkaku aroli masalasida Yaponiyaga tahdid solib, Sinkaku aroli va uningga qarashliq orollarning Xitoyga tabe zamin ekanligi haqida jar solgan. Bayonotchi yana Xitoy dengiz qirg'og'i muhofizat atrofining paroxotlari o'z tabeligidagi dengizda tabelik huquqini qo'g'diganligini va qonun ijro qilganligini, Yaponiyaning orol masalasida mas'uliyatsiz holda so'z qilish huquqi yo'qligini, Xitoyning Yaponiyani munosabatlik dengizdagi qonunsiz harakatlarini darhol to'xtatishga chaqiriq qiladiganligini bildirib bildirilgan. Yaponiya Kyodo xabarlarining xabariga asoslanganda, Yaponiyaning 11 rayon dengiz qirg'og'i muhofizat bosh shtabi 10 dekabr bayonot e'lon qilib, 9 dekabr tushdan keyin shu joy vaqti soat 12'den 20 minut ötkende Sinkaku aralının etrafındaki deniz tebelikiye kirgeliki Xitay deniz qırğığı muhafizet adretinin iki paraxotunun tosup gelin qallıqı bildirilgen. 10 dekabr Xitay paraxotları arka-arkadan Yaponiyaga tebe teritoriyadaki denizden ötken bolup, bu Xitay paraxotlarının Sinkaku aralı etrafındaki deniz tebelikiye uda 2 gün kirişi, şundaqlı bu yılki 41. qetimliq kirişi iken. İnsan haqları təşkilatları xalqaranı Xitaydaki dəfsəndəkiliklərgi diqqət qilishqa çağırdı. Xalqara İnsan haqları günü münasibəti bilən İnsan haqları təşkilatları Londonda namayiş qılıb, xalqara cəmiyyətni Xitaydaki kişilik hüquq məsələsiga diqqət qilishqa çağırıq qıldı. Amerika vazirining xabar qilishicha 10 dekabr dunyo inson huquqlari xitobnomasi ma'qullanganligining 75 yilligini xotirlash kunida Angliya poytaxti Londonda Uyg'urlar, Hong Konglar, Tibetlar va Xitoy demokratlari birlashma namoyishi o'tkazgan. Namoyishchilar oldi bilan Angliya tashqi ishlar vazirati oldiga yig'ilgan bo'lib, orqadan Londonning markazidan kesib o'tib, Xitoy elchixonasi oldigacha yurish qilib, norozilik namoyishi qilgan. Ular namoyishda xalqaro jamiyatni Xitoyning kishilik huquq tafsandichilik masalasiga diqqat qilishga chaqirgan. Xabarda yana Yevropa ittifoqining Xitoydagi ishxonasining 10 dekabr Xitoydagi inson huquqlari vaziyatidan iyg'ir andisha qiladiganligini bildirib, bayonot e'lon qilganligi mutilg'a e'lingan bo'lib, bayonotda Xitoy rejimining Uyg'ur, Tibet va boshqa millat va diniga e'tiqod qiladigan kishilarning kishilik huquqiga daxldorlik qilganligi, Xitoyning bu qilmishlarining xohlagancha tutib turish, keng ko'lamli nazorat qilish, majburiy amgakka selish, qiynash, majburiy bola tushirish va ayollarni majburiy tug'mas qilish qatorliklarini öz içiga aladiganligi ko'rsatilgan. Bayonotning oxirida Xitoy davlat ichi va xalqaro aloqador qonunlarga rioya qilishga, barliq kishilarning insoniy huquqlarini hurmatlashga va qo'g'dashga chaqirilgan. Kuchquchiga 15 million dollar pora bermoqchi bo'lgan. Xitoyning tayvanlik podpolkovnik uchquchiga Amerikada ishlangan CH-47 Chinook tik uchar aeroplanni Xitoy dengiz armiyasiga tabe aviamatkaga qo'ndirish uchun 15 million dollar pora bermoqchi bo'lganligi oshkorlandi. Janubiy Xitoy shahar pochtasi gazetasining xabariga asoslanganda, bu planda podpolkovnik aralig'i yaqin harbiy manevr jarayonida Chinook tik uchar aeroplanini bulab qochmoqchi bo'lgan. Bu plan to'g'risidagi tafsilotlar 11 dekabr Tayvan sotida oshkorlangan bo'lib, Tayvan Oliy sud taftish mahkamasi tayyorlagan ayibnomada kuchquchining 2023 yili 6 ayda Xitoy josuslari bilan yaqinlashganligi bayon qilingan. Ayibnomada uchquchi tik uchar aeroplanni dengiz qirg'og'i bo'yidagi tovan bo'shliqda 24 dengiz mili yiroqlikdagi suvda manevr o'tkazadigan Xitoy kompartiyasining aviamatkasiga qo'ndirishga buyurilgan deyilgan. Gerçi o dastlabda bu planni bak xatarlik deb rad qilgan bo'lsa-mu, ammo agar u qo'shilsa 15 million dollar berildiganligi va kelishimning zakolati sifatida oldin 1 million dollar berish taklifiga uning qoyil qilinganligi ayibnomada o'rin olgan. Xitoy yana uchquchiga agar bu plan amalga oshgan taqdirda uning oilasidagilarning Tailand vizasi ololaydiganligini aytgan bo'lib, u yana Xitoydan har oyda 6355 dollar maosh oladiganga putishgan. 15 million dollar bo'lsa, aeroplanni bulab berganligi uchun berildigan mukofot ekan.
Teftiş emeldarının tanıştırışça bu plan birinin paşkılışı bilen tosup kaylanan olup, Xitay rejimi bilen uçkucu otursudaki alakını ravallaştırışkı yardım bergen pensiyaya çıkan tayvallik harbi emeldarma koluğa eğlenen. Sotnun ayıbnaması da mezkur paşkılış, Amerika yasağın Avrupa'nın komünist Xitay rejiminin koluğu çüşüp gitişinin aldığını aldığı deyilgen olup, Tayvan Devlet Müdafiye Ministeri Chiu Kuo-chung 11 dekabr bihaterliki xilaflık kılış doğrusu da sorak kılıngan. Chiu Kuo-chung sözü de ''Mən mü bundaq bir işinin yüz berişiden azaplandım. Vaqaga yetişlik dep karalğanlar çukum kanun boyunca bir taraf kılınışı kerek.'' degen. Erdoğan Şarkı Türkistan meselesini yeni bir qetim tilga aldı. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Xalqara İnsan Hakları Günü'de kılgan sözü de bizden nazirimizde gazilik kıyrındaşlarımız bilen Şarkı Türkistan Türkleri, Sipirus Türkleri bilen İraq Türkmenleri arasında hiç kandak ayrımcılık ve hiç kandak perik yok ve bulalmaydı dedi. 10. dekabr Dünya İnsan Hakları Kitapnaması makullanğanlığının 75 yıllıkını hatırlaş münasibeti bilen Türkiye'de hakimiyet yürgüzüvatkan Adalet ve Terakkiyat Partisi İnsan Hakları Başkarımız tarafından 9. dekabr İstanbul'da ötküzü Dünya İnsan Hakları Günü insaniyetinin yüzü namlıq çoğun tüptiki faaliyette Prezident Recep Tayyip Erdoğan söz kıldı. Ve nöbetli dünya gün tertipinin en asaslıq gün tertipide durvatkan İsrailiyanın Gazze'deki kırgıncılıkını kattık ayıpladı. Erdoğan bu meselede Türkiye'nin hazırgıcı kılgallarını ve bundinkiyin kılıdgallarını tilgı elip ötüp, Gazze halkı 7. Oktyabr'dan bu yan baştan köçürvatkan dehşetlik kırgıncılıkının cevapkarları pekatli işgaliyeci İsrailiye emez, belki İsrailiyanın bu katli amığa hed koşkan, kollugan devletler ikkellikini tekitledi. O vazifesi dünyanın bihaterliki ve tinişlikini koğdaş bulgan BDT Xavupslik Kengişinin 7. Oktyabr'dan bu yan İsrailiyanı koğdaş ve kollaş kengişiga aylanğanlıqını bildirip, ne derhal uruş toxtusun dep avaz bergen BDT'ğe aza 121 devletinin iradesi, ne BDT başkatipinin tirişçallıkları, ne Xavupslik Kengişinin ötkünce azalarının samimi tirişçallıkları, Xavupslik Kengişinin daimi azalarını hareketke ötküzüşke yetmedi dedi. Ve BDT'nin pahalı çalığı çüşüp kalan korulmasının çukum özgertilişinin şart ikerlikini tekitledi. Erdoğan sözü diyene Balkanlardan Kavkaz'a, Arakan'dan Türkistan'a ve Kırım'a kayardı hukuku defsendi kılıngan, zulümge ve bastırışkı uçurgan bir kıyrındışımız bolsa, onunla iki çıkış bizden vazifimizdir. İlgirimi eytkınımdak bizden nazirimizde gazilik kıyrındaşlarımız bilen Şarkı Türkistan Türkleri, Sipirus Türkleri bilen İraq Türkmenleri arasında hiç kandak ayrımcılık ve hiç kandak perik yok ve bulalmaydı dedi. Bizim nazarımızda Gazze'li kardeşlerimizle Doğu Türkistan Türkleri, Kıbrıs Türkleri ile Irak Türkmenleri arasında hiçbir ayrım, hiçbir fark yoktur ve olamaz. İsrailiyanın hücumlarında öldürülgen Palestinlikler künsürü köpeymekte. İsrailiyanın Gazze rayonunda devamlaştırılan hücumlarda hayatından ayrılan Palestinliklerin sayı 18.205'e yetti. Gazze'deki hükümetin bildirişçe İsrailiyanın 7. Oktyabr'dan başlayıp Qorşava astıdaki Gazze rayonunda devamlaştırılan hücumları devamında hayatından ayrılan köpüncisi ayollar ve ballardan teşkil tapkan Palestinliklerin sayı 18.205'e yetken. İspanya başçılığında 4 başminister Gazze hakkında birleşme mektup yolladı. İspanya, Belgiya, İrlandiya ve Malta başministerleri Avrupa İttifakı Kengişi reisi Charles Michel'ga Gazze hakkında birleşme mektup yolladı. İspanya, Belgiya, İrlandiya ve Malta başministerleri Avrupa İttifakı Kengişi reisi Charles Michel'ga mektup yollap, Avrupa Kengişi başlıkları yığınıda İsrailiyanın bombardımancılığı astıdaki Gazze'nin vaziyetine karata iniq pozisiya bildirişini talep kıldı. İspanya başministerliği menbelerinin bayanatına asaslanğanda başminister Pedro Sanchez, Belgiya başministeri Alexander De Croo, İrlandiya başministeri Leo Varadkar ve Malta başministeri Robert Abela Avrupa İttifakı Kengişinin reisi Michel'ga birleşme mektup yollagan. Mektupta 14. dekabrdan 15. dekabrgacha Brüsselde ötküzüldügan Avrupa İttifakı Kengişi başlıkları yığınında Gazze vaziyeti ve iki devletlik hal qilish çaresi haqida iniq pozisiya bildirishga alaqadar muzakiralarning kun tartibiga kirgizilishi talep qilingan. 4 başminister İsrailiyanın Hamas'ın 7. Oktyabr'daki terörlük hücumunu ayıplaydıganlığını bildirip, xalqara qanunga mas halda özünü qoğdusu buladıganlığını qayt ta'kidlegan.
hem de yana uzun müddetlik uruş tohtuş, Gazze'deki puhralarını koğdaş ve insanperverlik yardımlarının tosalgısız yetkizilişine kapaletli kılış üçün Avrupa İttifakı'nın orta karar çıkılışı gerektiğini oturgu koygan. Avrupa İttifakı İran'a ceza yürgüzüşüne karar kıldı. Avrupa İttifakı Rusya'nın Ukrayna'daki uruşta işletişi üçün uçukçısız hava aparatı bilen temelligenlikini ilgiri sürüp İran'a ceza yürgüzüşüne karar kıldı. Avrupa İttifakı Kengişi yazma bayanatı ilan kılıp, İran'ın Ukrayna'daki uruşta işletişi üçün Rusya'ya bergen uçukçısız hava aparatlarını terakki kıldırış ve onlarının işlep çıkırılışıda rol oynayan 6 şahıs ve 5 organga ceza yürgüzüldüğünü ilan kıldı. Avrupa İttifakı'nın bu kıtımkı cezaları mal mülüklerinin tonlutuluşu, seyahat çekilmesi ve meblağ yürüyüşünün men'i kılış katarlıklarını öz içine alırken, Avrupa İttifakı bu cezalarını yolu koyuş için bir yıldın köpürek vakitten buyan İran'ın Rusya'nın uçukçısız hava aparatları bilen temelligenliği doğrusu da paket toplanıvatkan idi. Biden, Siyonist buluş için Yahudi buluşunuzdan haceti yok, men Siyonist dedi. Amerika Prezidenti Joe Biden, İsrailiyani harbiy qo'llashning davomlashadiganligini bildirdi. İsrailiya vaqti gazetasining xabarida bildirilishicha, Prezident Joe Biden yahudiylarning Xanuka bayram munosabati bilan Oqsaroyda berilgan ziyofatda so'z qilib, İsrailiyaning Falastinga qilgan hujumlari sababidan Amerikada kuchayotgan antisemitizmni ayiblayman degan. O, Hamas'tan qutulguncha İsrailiyaga harbiy yordam qilishni davomlashtiramiz. Ammo intayin diqqat qilishimiz kerak. Butkul dunyoning tushunchasi bir kechada o'zgarishi mumkin. Buning yuz berishiga ruxsat qila olmaymiz degan. O, yahudiylar bilan İsrailiyaning bexatarligiga va mustaqil yahudi davlatining mavjud bo'lish huquqiga amal qilishining tavranmas ekanligini bildirib, İsrailiya bo'lmagan bo'lsa, dunyoda bir yahudi ham bexatar bo'la olmaydi. Bir qancha yil ilgari men Siyonist bo'lish uchun yahudi bo'lish ingizning hojati yo'q. Men Siyonist deganimda avarichilikka yo'liqqan va tanqidlangan edim degan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayting programimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.